hastane sayısı sadece kapanmış laflak başlar az sonra dedikodu kapanına kopacak olsan kaçacak açacaksın sonra. Çeşme'nin orada yağmur yakalandım. Buraya kadar hava çok güzeldi. Muhtemelen yağmur devam edecek. Bir şekilde artık ya geri yolları gideceğiz.
Bugün aslında birkaç gün önceden planlamıştık ama arkadaşların işi çıktı. Ben de bu işi yapmak istediğim için tek başıma da olsa 40 kilometre sonra, yani bugünkü toplam 40 kilometre sürüşten sonra Doğukan Tüneli'ne vardım. Birazdan burada çay içip tekrar Nengen tarafına doğru ilerlemeyi düşünüyorum. Bence gelmeyen arkadaşlar ya da bu işi yapmayan arkadaşlar çok şey kaybederler. Hani yol insanın gözünü korkutmasın. Ben yaptıysam sanki herkes yapar gibi geliyor. Teşekkür ederim. Kaptan yolu bozuktu. Benden şey açıyor.
ceramic. Ben Doğukan tarafına dönüşe başladım. Tabi Doğukan tüneminde iki arkadaşlarım İsmail Ağabey'i pasta bıraktığını unutmadım. Tek başına dağıp da sıkıntı olmadı Allah'a şükürler. Ama şuradan için patlamadı. Ama bakalım doğruya var işte patlayacak mı bilmiyorum. Bu kadar eksik malzemeye rağmen Allah'a şükür gelebildim. Ben merak eden herkese tavsiye ediyorum ki yola çıkmaktan korkmasınlar. Sadece yola çıksınlar. Gerisi bir şekilde geliyor. Şimdi bu kadar. İşte tünel az mesafe kadar yağmur kirlenmeye başladı. Allah'tan tünel bakım ekiplerinde arkadaşlar var. Muhtemelen az önce olduğu gibi oraya sığınıp herhalde bir sıcak çay daha içeriz. Şu an tünele vardım. 500 metre üzerinde tünel. Zonguldak bir sınırı vardım. Thank you.